Ben mantıklı konuşuyorum abi. Ben her zaman konuşuyorum. Bak. Ver abi. Bak izleyecek arkadaş. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bana sorarsan. Tut mikrofonu. Bana sorarsan siyaset boş. Ama diyorlar ya hani kötünün iyisi. Kötünün iyisi diyorsan. Bak kötünün iyisi bu düzende bu siyasette. İster kızın ister dalın. Cumhuriyet Halk Partisi. Bak kötünün iyisi ya. Ama siyaset olarak diyorsan bu düzene. Bu ülkenin başına gelecek parti bir Türkiye İşçi Partisi, iki Komünist Partisi. Anladın mı? Niye dersen de. Niye kötünün iyisi? Çünkü bu düzen yanlış. Bu düzen yanlış. Bak bu düzen kötünün iyisi niye CHP kardeşim? Kötünün iyisi niye CHP? Kötünün iyisi CHP ise dün burada çay içen insanları niye rahatsız ediyor? Abicim bakın şimdi bak. Şimdi kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bakın. Esenler Meydan'da insanlar çay içiyor değil mi? Bak gençler burada ücretsiz çay içiyor. Madem öyle niye rahatsız ediyor? Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Ona bakarsan, bakın ona bakarsan abisi her gün kanallara çıkıp başkanının yaptıklarını görüyorsun. Şimdi yani şimdi burada işlem yapıp ara sokaklarda hiç işlem yapmadığını biz de görüyoruz. Yani Esenler Belediye Başkanı'nda ne olduğunu biz de biliyoruz. Ne? Anlat bakalım neymiş? Neyse Ankara'daki Melik Gökçek neyse buradaki... Vatandaşı savunan Tevfik Göksu be. Şu anda Esenler'i, İstanbul'u vatandaşı savunan bir tek Tevfik Göksu. İzlemiyor musun? Bakmıyor musun? Yine derim Erbak. Ben izliyorum da öyle değil abi. Yani AK Parti'nden başka verecek olma. Çekme lan. Hepsinden iyidir. QT de olsa hepsinden iyidir. Ne diyorsun amca? Recep Tayyip Erdoğan hepsinden iyidir ya. Ya ne? Ne iyisi ya? Hangi nerede iyi? Konuşmaktan başka bir şey yok. Ne yapıyor? Ne önerdi? Hiçbir şey. Konuş başka bir şey yok. Ha vallahi bile ben 65 yaşındayım. Abi, emekli bile değilim. De, çalışmıyorum benim. Ama benim yine de. Ben AK Parti'ye vereceğim. Benim çünkü de. En iyisi odur. Ondan iyisi yok. Ben AK Parti'ye çıkardığın yasadan dolayı işsiz kaldım biliyor musun? Ben de işsizim. Ben çalışırken işsiz ben kaldım. Ben de işsizim. Tamam mı? Saçma sapan çıkarttılar yasadan dolayı. Vallahi ben de işsizim. Bak ha 39 mı? Yaşında emekli olanlar var. Bana 65'te yine o partizanlı meclisteki bu ülke ondan iyisi temez. Yok ki. Onların var en büyük atlar. Ondan iyisi ya. Yok. İyi olsa ondan iyisi varsa vereceğiz. Vallahi ondan iyisi yok. Ha. Öyle kendi kendine söylüyor. Sen burada ya ben sana bir şey söyleyeyim. O adam sayede yaşıyor. Beni dinle. Türkiye Cumhuriyeti'nde G3 silahı var ya. Alman patentiydi. G3 bak dinle beni. G3 silahı Alman patentiydi. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti yapma diye bir şey var mı? G3 alamıyorduk diyor. G3 alamıyorduk. Hatırlıyorum ben askere gitmişim. Askere gitmişim bütün arabalar tanklar yolda kalıyordu. Şimdi Gel. Kimse de kaçmıyor. Gel. Ya hiç dahi. Bak ben kimseden kaçmam. Bak Amerika bir tabanca veremedi. Bir tabanca veremedi. Bu görmüyor muyuz yani? Biz Amerika tabanca da vermedi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu ülkeyi sevenler idam sehpasında can verdi. Bu ülkeyi satanlar sayede yaşıyor tamam mı? Bak sana ben ne söyleyeyim. Ha, atıyorsun ya. Vallahi atıyorsun. Bak bugün Türkiye'de yapmadık silah var mı? Yok. Allah'ıma bin şükür. Yemin ederim ben ekmek dahi bulamazsam gene ona vereceğim. Ekmek dahi bulamazsam ben AK Parti'ye vereceğim. Gençler öyle demiyor. Ya biz diyor vermiyor. Gençler görmediler, bilmiyorlar. Görmediler. Görseler verecekler. Görmediler. Çöpler, dağ çöpleri patlamadı mı? Ha? Geçmişi bilmiyor. Ömrenin de patlamadı mı? Ha? Patladı. Patladı. Eskiyi bilmiyor. Bilmiyorlar. Eskiyi bilmiyorlar. Hem de patladı abi. Hani mi? Sıra vardı değil mi? Eskiden sıra vardı. Ben öldü 30 kişi insanlardı insanlar. Doğru söyle. Eskiden sıra vardı. Şimdi hiçbir şey yok mesela. Görüyorsun herkes çok güzel yaşıyor. Hayatına baksana herkes çok memnunsunuz değil mi hepiniz? Maşallah herkes çok memnun ya. Bir de gelmiş konuşuyor diyor ki çok güzel diyor. Ya dayı Allah rızası için yap yeter ya. Ya bir sus ya. Ya senin yüzünden biz burada mahvoluyoruz. Biz. Yeter. Vallahi yeter. Ya nasıl ama 4 milyon maaş arıyorsun yetiştiremiyorsun hiçbir şey ya. Bugün marketten 500 liralık alışveriş yapıyorsun 2 poşet eve gidiyorsun ya. Ya biraz daha düşünün biraz mantıklı bak, düşünün. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ya dayı suç senin. Evet bu bizim değil ya evet. Suç bu çocukların değil suç senin. Evet suç sen bizim. Sen oy veriyorsun. Hayır o için değil. Sen oy vermeyeceksin. Sen oy verirsen bunlar da mahvolur. Öğrenciler mahvolur burada. Sen oy vermeyeceksin. Bak insanlar ne hale geldi çocuklar ne hale geldi. Öğrenciler ne hale geldi. Biraz destekleyin ya.
Yeter be kardeşim. Sende 100 lira olsa gidip doları alıyorsun. O doları niye alıyorsun, cebine koyuyorsun? Ha. Niye alıyorsun doları, satıyorsunuz? Niye alıyorsunuz? Doğru söylüyorum. Yeter. Söyleyeceğim. Bu millet iyidir. Ama çabuk unutur. Başka bir şey demiyorum. Ya şurada son birkaç yıldır yani biraz tökel dedik. Tamam mı? Biraz işler tersine gitti. Aman şöyle oldu, böyle oldu. Battık, öldük, gidiyoruz. Şöyle oldu. Ben de asgari ücretle çalışıyorum. İki çocuk büyütüyorum. Yani. Yani insanlar rahata gelmiyor diyorsun. Ya yani dün iyiydik. Bugün tökez dedik. Bugün kötü mü oldu yani? Evet doğru. Birkaç yıl öncesine kadar her şey gücük insanlıktı. Yani 5-6 sene 5-6 sene müthiş refah içindeydik. Evet. Şu 3-4 seneden beri tamam biraz tökezledik, sıkıntılar yaşadık, problemler yaşadık. Yaşayacağız tabii ki. Her millet yaşıyor bunu. Tamam. Tabii ki. Tamam, gerçekler var. Ortada gerçekler var. Neden yükseldi? Neden çalışmadı? Neden yükseldi? İşte bunu da biz soruyoruz. Bunu da devlet diyor. Hastalıktan dolayı 2 sene millet çalışmadı. Her yer kapandı. Hastalık 5 senedir var abi bu ülkede. Ya zaten ekonomi zayıftı. Bütün dünya hatalı çekti. Yani, bütün dünya da kırdı. Nasıl olacak? Amerika aç ya. Amerika sokaktadırlar. Bütün dünya. Ya bırak ya. Sen şimdi. Amerika aç. Git cephenin yanında. Marifet altın yaksa Allah'tan. Amerika bizi kıskanıyor ya. Ama bizden uzak duruyor. 74 çıkarmasında biliyorsun 74'te arabalara benzin koyacak. Ben askerim. Benzin koyacak. Benzin mi yok? Para yok. Ben mazotu alıp 10 bin lira bak. Alıyorum. Alıyorsun ama. Bak bu memlekette bir sorun var. Tek sorun. Bak kısa. Bak. Mazot sorun değil. Bir dakika dur. Para da sorun değil. Bak tek sorun var bu memlekette. Dinle. Bak. Bu memlekette sorun ne biliyor musun? Bak. Sorun ne biliyor musun? Tek az söyleyeceğim. Bak iyi dinleyin. Dur sus. İyi dinleyin. Tek sorun ne biliyor musun? Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıksa kürsüye bir şişe şarap alıp içse şerefe arkadaşlar dese sus be. Abi diyecek bu bizdenmiş, bu susak diyecekler. Her şey bitecek. Bir şişe şarap içse bile kaldırsa sorun bu. Başka sorun yok. Türkiye'nin en büyük sorunu ne biliyor musun? Bak amca, Türkiye'nin en büyük sorunu ne biliyor musun? Cumhuriyet tarihinde beri Türkiye'nin en büyük sorunu denetim yok. Denetimsizlik var. Denetim yok ülkede yani. Kimse kimseyi denetlemiyor. Ya Türkiye'nin en büyük sorunu denetimsizlik. Hadi iyi günler. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.